Yapay zeka sanat üretebilir mi? Yani yapay zeka her şeyi üretebilir. Ama sanat üretebilecek mi sizce? Bu sonsuz bir tartışma konusu ama şu anlık belki bir yorum yaparız. Belki bir yayını komple bunu tartışırız. Ama bu soru aklımızda şekillenmişken bir soralım. Çok güzel. Soru önemli soru ama teknik olmaktan ziyade felsefi bir soru. Çünkü sanatın ne olduğunu tanımlamayı gerektiriyor. Şimdi Rembrandt'ın yaptığı tabloya bir tabloya bakıp bu tablo sanattır derseniz yapay zeka onun daha iyisini yapar. Yani yapay zekaya göster onu, temasını anlat. Yapay zeka canına okur. Çok daha güzelini yapar. Fakat Rembrandt'ın yaptığı sanattır dersen Rembrandt'ın bir kafası, bir dünya görüşü, bir bakışı, bir geleneği, bir tarzı vardır ve yapay zeka onu yaratamaz. Rembrandt Rembrandt yapan bir başkasının stilini güzel yapmak değildir. Olmayan bir stil yaratmaktır. Sanat somut dünyada yaptığı gözlemlerle yarattığı soyut zihinsel dünyasındaki ürünleri somutlaştırabilme becerisinin adıdır. Tekrar ediyorum. Somut bir dünya var. Daha doğrusu somut olarak algıladığımız bir şeyler var. Buradan zihnimizdeki soyut evrende bize has bir şeyler yaratıyoruz. Düşünceler, duygular, imgeler falan. Onları somut olarak tekrar dünyada bir esere dönüştürme işine sanat diyoruz. Bu bir müzik olabilir, şiir olabilir, roman olabilir, resim olabilir, neyse o. O somutlaştırma işi soyut bir düşünceye dayanıyorsa, bir soyutlamaya dayanıyorsa sanattır. Aynı zamanda sezgiseldir. Mesela sanat olanı değil olması gerekeni de gösterir. Yani olabilecek olanı da gösterir. İhtimalleri de içerir. Ee, i̇nsanın somut dünya algısından daha büyük bir şey sağladığı için aydınlatıcıdır, yol açıcıdır, zihin genişletici, sorgulatıcıdır, genellikle işte arızalıdır falan filan. Şimdi dolayısıyla yapay zekanın öncelikle bunu yapabilmesi için eğer sanat buysa yani bu tanımda anlaştıysak soyut düşünebiliyor olması lazım. Yapay zekanın sanat yapmadan önce ilk kafayı yemesi gereken nokta beni kim yaptı? Bu hayatın anlamı nedir? Nereden <laughs> geldim? Nereye gidiyorum? Ve ölünce ne olacak? Bu soruları sorması gerekiyor. Çünkü bu sorular bizi sanat üretmeye sevk ediyor. Ölümsüz olsak bunların hiçbirini yapmazdık daha önce konuşmuştuk. Ölüm yeah. olmasaydı biz dünyada hiçbir şey yaratmazdık. Yani bir şey bırakmaya uğraşmazdık. Kimse bugün bu soru yorumu seyretmezdi. Biz de soru yorum yapmazdık zaten. Şu anda böyle put gibi otururduk. Yemezdik, içmezdik. Ölmeyeceksin ya. Yemezdik. Hiç. hasta bile olmazdık. Tedavi de olmazdık dolayısıyla. E bir durma hali olurdu. Yani tamamen bir uzay boşluğunda asılı ve işlevsiz bir şey düşünün. O hale dönüşürdü madde. Ölüm yaratımı zorunlu kılar. Fakat ölüm bilinci, ölümün kendisi değil. Mesela ölümün varlığı biyolojik dünyada yaratımı zorunlu kılıyor. Nesiller boyunca o yüzden evrim görüyoruz. Değişiyor canlılar, devamlı yeni koşullara adapte oluyor. İnsan ise kendi ömrü içerisinde ölüm algısı nedeniyle soyut bir düşünce yaratıyor, bir anlam dünyası yaratıyor ve bir şey üretiyor. Yapay zekayı biz bir kere bunun için yapmadık. Yapay zekanın yani yapılış amacı bu değil. Yapay zeka adı üstünde. Yapay ruh, yapay akıl değil. Yapay zeka sorunumuzu hızlı çözsün diye. Sorunu biz tanımlıyoruz. Yöntemi biz tanımlıyoruz. Doneleri biz veriyoruz. Eğitimini biz veriyoruz. Sonra da e, işte yapacak. Mesela bizim sorunumuz ne? Size bir sorun söyleyeyim. Johann Sebastian Bach gibi beste yapmak. Bu bir entelektüel bir sorundur. Teknik bir sorundur. Bütün doneleri verirsiniz ve gerçekten yapay zeka it gibi yapıyor şu anda. Yani Bach uzmanları bile dinletiyorsun adama. Bakın kayıp bestesini bulduk. Diye, Vay be diyor. Ben hiç duymamıştım bu besteyi. Ve yiyor yani. Çünkü Bach'ın stilinde artık çözüyor yapay zeka onu. Ama yapay zeka bir Johann Sebastian Bach olamaz. Çünkü Johann Sebastian Bach olmak demek onun yaptıklarını tekrar etmek değil. <laughs> Benim yüzümü görmek demek değildir. Var ya onun gibi. Yani bu biraz felsefi bir soru teknik olmaktan öte diye düşünüyorum. Hocam Instagram'da böyle bir hesap vardı. Şu anda ismini hatırlayamıyorum. Zaten sonra açığa çıktı. Bu hesapta bir şair e, düzenli olarak şiirlerini paylaşıyor. Ciddi bir takipçi sayısı edindi, çok güzel yorumlar aldı ve daha sonra ortaya çıktı ki bazı yazılımcılar formu geliştirerek bilgisayarın şiir yazmasını sağladılar Türkçe ha, bizim olarak. Bizim şey ve bu şairin de. Evet evet ismini unuttum. E, tanışıyoruz onu Türk yapan dedik, arkadaşlarla. En... Bir TED konuşmasında beraberdik evet. hatta konuşmuştuk. Neydi enteresan evet. bir ismi vardı ya ismi gelmedi. Şu Posta Gazetesi'ne 13 sene arkadaşlar yapay zeka şiir yazdıran arkadaşımızın ismini hatırlayan varsa yazsın. E, bakalım bizim takipçiler gündemi ne kadar takip ediyor. Bu arada bunu da anlamış olacağız. İsmini unuttum. Ayıp olacak. Canlı yayında da arkadaşın ismini unutur mu insan ya? Rezalet. Neyse yazsınlar buluruz. Şimdi gelir diye düşünüyorum hocam yorumlara. Gelmedi. Baktım ama bakıyorum. Oğlum Tolstoy efsane o da felsefe diye yazmış Taha Çelik. Ayşe orada var ya nasıl kaptırıyorlar yemin ediyorum arada bir gözüm gidiyor ne anlattığımı unutuyorum. Bager bager tamam Bager Akbay. Doğru bak hemen geldi. Emir Ali Işık hemen yapıştırmış. Sevgili Bager gerçekten bunu yaptı ve ben de macerasını bir TED konuşmasında birlikteyken izlemiştim. Çok hoşuma gitti. Teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Gerçekten canavar bir takipçi kitlemiz var. Kim 500 milyar istere gider isem bizim takipçilerden üçünü yazdıracağım Joker olarak. Yani e, sizden iyisi Şam'da kayısı. Vallahi. Hocam hemen arada sistem de geldi. Söyleyelim arkadaşlar yorumlar okumuyoruz denmiş. Hayır yorumları okuyoruz. Sadece belli soruları çekebiliyoruz. Sorulamayanları da topluyoruz. Onları daha sonra soruyoruz. Bak şimdi Hazalcığım mesela yeni bir soru şöyle üretebiliriz buradan. Hocam niye yorumları okuyoruz? Burada soru soruyoruz cevap vermiyorsun. Soru bu bak. Bu soruya cevap vermek evet. istiyorum ben şimdi. Yani hocam hiç niye sorun. yorumlardaki sorularımıza cevap edin? Arkadaşlar, media is the message diye bir şey var. Duydunuz mu hiç iletişimde? Aramızda iletişimci arkadaşlar da var. O yüzden yani sadece psikologlar yok. Böyle o tarz konularda da bilgili arkadaşlarımız var. Çift dallı, üç beş dallı böyle bir takım üniversite öğrencisi arkadaşlar görmüşlüğümüz var. Ş şurada oldu. Nerede? Şurada oldu. Ben <laughs> hocam. Aynen. Media is the message ne demek? Bir sözün nerede söylediğiniz çok önemli. Mesela ben şimdi size bu soruyorum programını, nerede diyeyim mesela bir Fox TV'de yapsam başka bir şey olur. Kremlin'in resmi kanalında yapsam başka bir şey olur. Bir işte Güney Afrika halklara sesleniş kanalında yapsam başka bir şey olur. Açık beyin YouTube kanalında yapınca başka bir şey olur. Çünkü her bir mecranın aslında bir üst mesajı vardır ve onun içerisinde devam eder. Şimdi siz lütfen sorularınızı gönderdiğiniz yorum kanalına bir bakın. Yani burayı takip eden bir insan bir saat içerisinde normal akıl sağlığını koruyabilir diyorsanız biz de buraya bakalım. Fakat biz bu alanı deşarj olmak, ulan kime ne desem diye ortada bekleyen bir, birkaç arkadaş için bir deşarj mekanı olarak kullanıyoruz. Burası geliyor ve aklına gelen mesela her şeyi yazıyor. Mesela işte bak orada böyle bir sohbet dönüyor. Hiç itiraz etmiyorum güzel ama burası o soru yeri değil gördüğünüz gibi. Denedik Olmadı yani bütün Matrix olarak bir araya geldik biz Matrix ajanları ve operatörleri dedik ki buradan soru alıp yapalım birkaç kere denedik olmuyor burası geyik yapmaya daha müsait bir yer. Dolayısıyla orada böyle takılırken yani biz de ara ara bakıyoruz işte şey yapıyoruz eğleniyoruz kendi aramızda ama buradan sorulara cevap vermemiz kolay değil arkadaşlar. Ee, hani şöyle bir ütopik dünya hayal ediyorum ee, YouTube'da soru yorum bölümüne geldim. O zaman bir sorum olunca yazayım ya da mesela bir soruda açık kalan bir nokta olduğunu düşünüyorsam onu tamamlamak üzere ekleyici ve işte efendim yapıcı yorumlarda bulunayım. Yahut işte buradaki kritiklerimi şöyle üzerine bir 10 dakika düşündükten sonra derdi şimdi yazayım falan. Böyle bir ütopya ancak Thomas Murda olur. Bizde olmuyor arkadaşlar. Dolayısıyla kaptır gitsin. Çok da o kadar şey yapmayın. Çok da şey yapmaya gerek yok diye bağlamak istiyorum. Freud'un sözü biliyorsunuz. Çok da şey yapmamak çok lazım. Da şey yap <laughs> Hocam benim favorim şey olur öyle. Olur öyle. <laughs> Aynen öyle. Olur öyle. <laughs>